Sevgili izleyicilerimiz, yine Başkan Ne Dedi programında birlikteyiz. Efendim, bu akşam yine Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Bu akşamki konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Kamalak. Efendim Sayın Sayın Mustafa Kamalak'la bu akşam Türkiye'nin dününü, Türkiye'nin bugününü, Türkiye'nin yarını konuşacağız. Efendim, siz sevgili izleyicilerimiz de soru ve görüşleriniz için TV 2000 yazıp bir boşluk bırakıp 3929'a SMS'lerle sorularınızı yöneltebileceksiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, merhabalar Şükür Beyciğim. Teşekkür ederim. Efendim, hemen konuya girmek istiyorum dilerseniz. Pazartesi günü Türkiye'de, özellikle Hatay Cilve Kapısı'nda malumunuz bir olay gerçekleşti. Bir patlama sonucu 14 ölü maalesef verildi. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Her şeyden önce geçmiş olsun diyorum. Türkiye bu tür olaylara hazırlıklı olmak durumundadır. Çünkü Türkiye anormal bir durumun normal sonuçlarıyla karşılaşmak durumunda. Biz mesela üzüldük, tabii şaşmadık. Çünkü Türkiye bir oyunla karşı karşıyadır. Bir savaşa sürüklenmek isteniyor. Yazık ki mevcut yönetim de basiretsiz bir biçimde, altını çizerek söylüyorum bunu, basiretsiz bir biçimde bu savaşa teşne oluyor. Yani şunu demek istiyoruz, Türkiye Suriye hadiseleri konusunda yanlış bir mecra saptı. Bu münasebetle de bu tür olaylar kaçınılmaz diye düşünüyorum. Duyduk, üzüldük. Çok daha vahimi, orada bir takım girişimlerin olduğu haberi geldi. Mahiyetini açıklamamız doğru olmaz. Çünkü ortam gergin deniyor orada. Şöylemiş böylemiş diye. Dün misalen ben Kahramanmaraş'taydım. Evet. 12 Şubat Kahramanmaraş'ımızın kurtuluş yıl dönümüdür. Kahramanmaraş kurtuluşunun 93. yıl dönümünü kutladı dün. Ben de oradaydım. Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümü tam anlamıyla bir halk bayramıdır. Çete bayramıdır. Evet. Çünkü küresel emperyalizmin en güçlü silahlarına karşı orada inanmış bir halk, çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, kızıyla, yaşlısıyla, genciyle tavır koymuştur. Neticede düşmanı bağrına söküp atmıştır. Misalen bundan 93 yıl önce Uzunoluk Hamamı diye bilinen bir hamam vardır orada. Hamamdan çıkan Türk kadınlarına 3 Fransız askeri musallat oluyor. Peçelerini açmaya çalışıyor. O hanımlar feryat ederken orada 75-80 yaşlarındaki Sütçü İmam isimli bir zat, Maraş bize mezar olmadan düşmana güzdar olamaz diye silahına sarılıp 3 Fransız da yere seriyordu. Evet. O kahramanın diyarında bugün yazık ki Patriot füzeleri var. Evet, Sayın Kamalak ona... Evet, şimdi o Patriot füzeleri niçin getirildi Türkiye'ye? Evet, niçin getirildi? Efendim? Niçin getirildi? İsrail'i korumak ve Müslümanları birbirine düşürmek için. Yani bu Patriot füzeleri Türkiye'nin güvenliğini sağlamak şöyle dursun, tam aksine Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmektedir. Niçin? Biz 6 Ocak'ta Gaziantep'imizde, bak ismi Gaziantep, Antep evet. Değil Gaziantep. Evet. Oraya da Patriot füzeleri yerleştirildi. Niye Gaziantep denilmiş Antep'imize? Çünkü İngiliz'i, Fransız'ı on binlerce şehitlerime pahasında bağrına söküp atmıştır da onun için. Şehit Kamiller, efendim Şahin Beyler, Yılan Beyler, Kara Yılanlar orada. Mesela Gaziantep'imiz 2 tane merkez ilçesi var. İkisi de şehittir. Biri Şehit Kamil, diğeri Şahin Bey. Evet. Kahramanmaraş'ımız, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, şehitler diyarı bunlar. Maraş'a durup dururken kahraman unvanı verilmemiştir. Antep'e durup dururken gazilik unvanı verilmemiştir. Urfa'ya durup dururken şanlı sıfatı verilmemiştir. Yazık ki buralar şu an Batı'nın patriot füzeleriyle korunmak isteniyor. Hayır, burada korunmak istenen İsrail, vurulmak istenen İslam alemidir. İslam alemi birbirine düşürülmek isteniyor. Şunu soruyorum. Olur mu öyle şey diyecek belki değerli izleyicilerimiz. Ben bu arada TV 2000 izleyicilerine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Ve kendilerine sormak istiyorum. Biz bu Patriot füzeleri kim vuracağız? Tamam. Evet. Kaldı ki bu füzelerin kontrolü bizde olmadığı gibi tetiği de bizde değil. Evet. Tetiği bizde değil. Biz 6 Ocak'ta Gaziantep'te miting yaptığımızda oradaki yapmış olduğum konuşmada şunu ifade etmiştim. Bu füzeler Türkiye'ye yerleştirir yerleştirilmez. İsrail İran'ı vurursa şaşmayınız demiştim. Çünkü bu füzeler asıl itibariyle İsrail'i korumak için getiriliyor. Hedef İran mı efendim bundan sonra? Hedef asıl itibariyle Türkiye. Ama niye Türkiye? Çünkü amaç Büyük İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Büyük evet. İsrail Devleti'nin kurulabilmesi için Türkiye'nin bölünmesi lazım. Türkiye'nin bölünebilmesi için bir savaşa girmesi lazım. Bu savaşta da Müslüman kanı akacaktır. Burada asıl hedef ilk etapta Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmektir. Tıpkı 1980'lerde Irak'la İran'ı karşı karşıya getirip 8 yıl süreyle iki Müslüman ülkeyi birbirlerine kırdırdıkları gibi. Evet. Şu an Irak bertaraf edilmiş durumda. Evet. Hedefte iki büyük İslam ülkesi var. İki komşu ülke. Bunlardan birisi Türkiye, diğeri İran. Efendim şunu mu söylemek istiyorsunuz? Müslüman ülkelerinde devam eden bir domino taşı vardı malumunuz. İşte evet. Türkiye'de mi artık son noktayı bulacak diyorsunuz siz? Bakın şüphesiz şu manada Birinci Dünya Savaşı'ndan eksik kalan oyun tamamlanmak isteniyor şimdi. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda hangi oyun oynanmıştı? Oyunun birinci perdesi sahneye konulmuştu. İsrail'i kurmayı amaçlayan birinci sahne. Evet. Bakın onun için tarihçilerimiz hatırlayacaklar veya tarihi şöyle biraz kurcalayacak olan kardeşlerimiz bilecekler. 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde bir Yahudi gazeteci olan Theodor Herzl bir kısım Yahudi aydınları toplamak suretiyle evet. Bir karar aldı. O karar şuydu. Bir Yahudi devleti kurulmalıdır. Evet. İyi de nerede kurulacak bu Yahudi devleti? Filistin'de kurulacak. Arz-ı Mev'ud denilen yerde. Niye orası? Çünkü orası Allah'ın bizlere vaat ettiği topraktır diyordu Yahudiler. Arz-ı Mev'ud. Vaaz edilmiş topraklar. İyi de o tarihte orada bir tek Yahudi yoktu. Ama olmasın dediler. Evet. Olmasın. Oraya kurmamız lazım. Başkanları olan Theodor Herzl dönemin sultanı, padişahı olan 2. Abdülhamit Han'la görüşebilmek için 4 yıl uğraştı. Randevu alabilmek için. Batılı kralları devreye soktu. Prensleri, prensesleri devreye soktu. Neticede 1901 yılında Abdülhamit Han'la bir araya gelme imkanını buldu. Randevu. Evet. Şunu söyledi. Hünkârım, Yahudi kullarına burada Filistin'de bir yurtluk ver. Buna karşılık biz Yahudiler olarak Osmanlı tüm dış borçlarını karşılamayı tekefül ediyoruz dedi. İkinci Abdülhamit Han şehit kanlarıyla alınmış olan vatan toprakları parayla satılamaz dedi ve kovdu huzurundan. Evet. Dediler ki o halde Abdülhamit Han ortadan kaldırmamız lazım. Theodor Herzl dedi ki fark etmez. Onu kaldırsanız yerine aynı yanaştan aileden birisi gelir. O halde aileyi ortadan kaldıralım. Yani. Dediler ki yani başaramazsınız. Çünkü bunların beslendiği bir kitap var Kur'an-ı Kerim. Bunların dini İslam. İslam'ın da temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. O halde İslam'ı kaldıralım dediler. Aşamalara baktığımızda 1905 yılında Abdülhamit Han'ı ortadan kaldırabilmek için bir suikast hazırladılar. Muvaffak olamadılar. Ama o suikastta 28 şehidimiz var. Olmadı. İttihat ve Terakki'yi kurdurdular. Hemen ifade edelim ki dünün İttihat ve Terakki'sinin yerini bugün AKP almıştır. Evet. Tamam mı? Kime kurdurdular? Abdülhamit Han'ın subaylarına kurdurdular. Yani Abdülhamit Han'ın öğrencilerine. Evet. Şu an AK Parti'yi kuran da merhum Erbakan'ın öğrencileridir. Efendim, neticede şunu belirtelim. Buyurun. Abdülhamit Han siyasetinin 33. yılında iş başından çekildi. İttihat ve Terakki onun yerini aldı. İmparatorluk 10 yıllık süre içerisinde yerle bir oldu. Son tahlilde İsrail Devleti kuruldu. Şu an Büyük İsrail Devleti kurulmak isteniyor. O zaman imparatorluk dağıldı, devlet yıkıldı. Küçük İsrail Devleti kuruldu.
Ama onların Tanrı'nın vaat ettiği topraklar dediği alanların bir kısmı şu an kendilerinin sınırları dışında, Türkiye'nin sınırları içerisinde. Onların inancına göre vatanı İsrail minel Fırat'ı ile Nil'dir. İsrail'in vatanı Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeyi kapsar. İyi de buranın önemli bir kısmı Türkiye'nin. Evet. Bunun önemi yok. Oraya bizi alacağız. Nasıl alacaksınız? Bunun için Türkiye'nin bölünmesi lazım. Türkiye'nin bölünebilmesi için savaşa sokulması lazım. Şu an bu oyunla karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi bu oyun içerisine mi? Oyunun içerisinde. Siz? Ve net olarak söylüyorum, AK Parti bugün Batı'nın tam anlamıyla yörüngesine girmiş durumdadır, uydusu durumdadır. Bir uydu yörüngesinde nasıl ki bağımsız hareketi edemezse, AK Parti Batı'dan bağımsız hareket edememektedir. Sayın Kavalak, siz 20. ve 21. dönem milletvekiliydiniz. Doğrudur. 1997 yılında milletvekili döneminizde AK Parti'yi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuran isimlere bakıyorum. Sayın Gül, Sayın Şahin, Sayın Yıldırım, yine Sayın Arınç'la beraber çalıştınız arkadaşlar. Doğrudur. Siz mutlaka bir araya geliyorsunuzdur. Hiç konuşmuyor musunuz bunları? Yani bunları masaya yatırmıyor musunuz? Yani Türkiye'nin halinin bu şekliyle olduğunu, yarın işte İslam ülkelerinin ortadan yok edilmek istendiğini, belki dünyada Siyonizmin harekete geçtiğini ve Türkiye'yi de burada yok etmek için uğraştıklarını söylemiyor efendim, musunuz? Konuşmuyor musunuz? Bir yörünge nasıl ki, bir uydu nasıl ki yörüngesinde bağımsız hareket edemezse, AK Parti'nin o girmiş olduğu yörüngeden kopup müstakil hareket etmesi mümkün değildir. Zaten bizimle de yollarını ayırmış durumdalar. Hani gömleğimizi çıkardık dediler biliyorsunuz. Efendim çok evet. Özür dilerim Sayın Kamalak, yine tekrar araya girmek zorunda kalacağım. İşte gömleğimizi ayırdık dediğiniz arkadaşlar Sayın Kurtul, Numan Bey, Numan Hı-hı. Kurtulmuş. Bundan birkaç ay evvel Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Yine Saadet Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştı. Evet, şunu yani yarın ne olacağı belli değil. Şunu hemen ifade edelim. Istiyorum. Her ne kadar Sayın Başbakan milli görüş gömleğini çıkardıysa da o gömleğin izi vardır sırtında. Ama Numan Bey Saadet Partisi'ne, milli görüşe genel başkan oldu ama hiçbir zaman milli görüşçü olmadı. Evet. Ha, milli görüşçü olmanın bir takım kriterleri vardır. Nedir efendim bu Nedir kriterler? O? Bir, milli görüşçü işbirlikçi değildir. Yani Batı ile, emperyalizmle, küresel emperyalizmle işbirliğine asla girmez. Bakıyoruz bunlara. Mesela Irak'ta 1,5-2 milyon Müslüman katledildi, şehit edildi. Evet. Bunların suçu vatanlarını korumaktı. Ülkelerini savunmaktı. Orada yine yüz binlerce tertemiz Müslüman kızı, İslam hanımefendisi tecavüze uğradı. Bakıyoruz bizim işbirlikçileri ne yaptı? Amerikan askerlerinin ülkelerini sağ salim dönebilmeleri için dua ettiğini ifade ettiler. Bu evet. Bir. İkinci olarak 1 Eylül 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir tebliğ ile İstanbul limanlar, havalimanımız, deniz limanımız da dahil olmak üzere 6 havaalanımızda 7 deniz limanımızı saldırganların, küresel emperyalizmi, Amerikan birliklerinin emrine amade kıldılar. Evet. Üçüncü olarak bir önceki Milli Savunma Bakanımız Vecdi Gönül Bey evet. açıklama yaptı. Evet, meclis 1 Mart'ta o malum tezkireyi reddetti ama biz Adana İncirlik Hava Üssü'nden 4.990 Amerikan sortisine izin verdik dedi. Evet. Efendim, beşinci olarak şunu ifade edelim. Mesela küresel emperyalizmin öncüsü durumunda olan Haçlılara rehberlik ettiğini ifade eden Fransız uçakları Libya'yı bombalarken küresel emperyalizm de oraya üsüştü. Bizim hükümetimiz, yani AK Parti hükümeti 6 savaş gemisini küresel emperyalizmin emrine verdi. Yani evet. Bunlar işbirlikçidir. Bu bir. Milli görüşçü işbirlikçi olmaz. Evet. Hakkı savunur, hakkı müdafaa eder. İki, milli görüşün amacı farklıdır. Nedir amaç? Milli görüşün amacı ezilen milletleri ilk etapta İslam ülkeleri olmak üzere bir araya getirmektir. Yani İslam işbirliği teşkilatını kurmak. Bunlarsa, bakın, bunlarsa Haçlı Birliği'ne girme mücadelesini veriyor. Haçlı'nın güler yüzünü öne çıkarmaya gayret ediyorlar. Avrupa Birliği diyorlar. Hani İslam'ı çirkin göstermek için bir takım çevreler irtica diyor ya. İrtica evet. dedi ne dediğinde o şey yaptığında samimi Müslümana mürteci, hakiki İslam'a da irtica diyorlar. Evet. Şimdi buna karşılık işbirlikçiler Batı'yı sevimli gösterebilmek için Avrupa Birliği diyorlar. Nedir Avrupa Birliği? Ailesi çökmüş. Aile mefhumu
bütünüyle dağılmış. Çoluk çocuk verilen istatistiklere göre batıda doğan çocukların %24'ünün babası belli değil. Bize örnek olan olması gereken bu mu? Numan Bey hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu ifade etmedi. İslam Birliği'ni savunuyoruz, amacımız budur demedi. Yani evet. O zaman yine Tayyip Bey bazen milli görüş damarları kabardığında, belki oradan bir şey kaldığında kükrüyor, batıya kapat atıyor falan. Neticede şöyle diyelim, eli kelepçeli yahu ayağı zincirli bir kimsenin hasmına kafa tutması ne kadar muhteberse, evet, Tayyip Bey'in kükremesi, batıya kafa tutması ancak o kadar geçerli olabilir. Çünkü batının yörüngesine girmiş durumda. Sayın Kamalak, buradan şuraya gelmek istiyorum. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi 1996 yılında bir koalisyon kurdu. Doğrudur. Gerçekten Türkiye'de hakikaten milat olabilecek bir koalisyondu. Hemen 28 Şubat'ı nasıl olduysa entegre ettiler. Bir karışıklık oldu. Ondan sonra Refah Partisi düşüşe geçti. Ve peşinden işte Adalet ve Kalkınma Partisi ile zaten Saadet Partisi'nin kuruluşu, Fazilet Partisi, Saadet hemen hemen de aynı yıllara denk geliyor. Doğrudur. 2001 yılında. Ne söylemek istersiniz? 28 Şubat'ın amacı neydi? Sayın Erbakan, gerçekten kendisini de rahmetle anıyoruz. Türkiye'de belki gelmiş geçmiş en büyük ender liderlerden birisiydi. Burada sekte vurulmak istendi. Ekonomiyi düze çıkarmaya çalıştı. İşsizliği önlemeye çalıştı. Ne söylemek istersiniz efendim? 28 Şubat kimin oyunuydu? Kimler tarafından yapılmak istenildi? Efendim 28 Şubat işbirlikçilerin oyunuydu. Tabii ki hem dışarıda hem içeride bu oyunu tezgahlayan elemanlar vardı. Ne yaptık biz mesela o koalisyon hükümeti döneminde? Oraya bir bakalım. Yapılan şey şuydu ilk etapta. Henüz güven oyu almadan adeta itfaiye memurunun yangın yerine koşması gibi, evet, geçim sıkıntısı çeken işçinin, memurun, emeklinin imdadına koştuk. Evet. İşçiye, memura, emekliye %50 zam dedik. Arkadan yetme dedik, %30 zam. Arkadan %20 zam daha. Bağkurlara ise %1000'lere varan zam yaptık. Dönemin ana muhalefet partisi Mesut Yılmaz Bey ellerini açmış adeta hayretler içerisinde. Bu parayı nereden bulacaksınız diyordu. Evet. Bak, tarihte ender rastlanacak iki olayı yaşıyorduk orada. Evet. İktidar partisi tarihte görülmemiş biçimde işçiye, memura, emekliye ücret artışı sağlıyordu. Evet. Ana muhalefet partisi de yine tarihte görülmemiş biçimde hayretler içerisinde. Bu parayı nereden bulacaksınız diyor. O para bulundu. Nasıl bulundu? İç sömürü önlendi. Kısmen önlendi. Havuz sistemi kuruldu. Evet. Havuz sistemi kuruldu. Havuz sisteminin kurulması ile halkın sömürülmesi büyük ölçüde önlendi. Tamamen önlendi diyemiyoruz. Çünkü zaman dardı. Kısa sürede yolumuz kesildi. Şu an bakın, en çok kazanan sektör banka sektörü. Evet. Ne üretiyor banka? Hiçbir şey üretmiyor bana göre. Parayı parayla değiştiriyor, satıyor. Bu arada ifade edelim ki bankalara borçlu olan, ödemekten aciz duruma düşen insanlarımızın sayısı vize kartları ve bireysel kredi münasebetiyle 912.600 kişi. Tamam. Evet. Bakın, faiz de işliyor. Şey öyle. Öbür taraftan Türkiye'nin toplam borcu 630 milyar doları bulmuş durumda. Biz işte bu iç sömürüyü önlemek için havuz sistemini kurduk. Evet. Dış sömürüyü önleyebilmek için de dedik ki ey ezilen milletler, gelin bir olalım. Adil bir sistem kuralım. Ne yapalım bunun için? Geceyi gündüze katmak suretiyle o kısa süre içerisinde bir takım İslam ülkeleri ziyaret edildi. 60 İslam ülkesi bir araya getirilmek isteniyordu. Ama yolumuzda mayınlar döşenmekte olduğunu gördük. Üstümüze geliyorlardı. Hiç değilse temelleri atalım dedik. Bizden sonra gelenler bu yapıyı sürdürsün dedik. Ve 8 büyük İslam ülkesini bir araya getirmek suretiyle D8'leri kurduk. Evet. D8'ler bir dünya projesiydi. Batılı küresel emperyalizm, nasıl ki içerideki sömürgenler
Tamam mı? Evet. Muslukların kısıldığını görünce harekete geçtiyse dışarıdakiler de sömürü çarklarının kısılacağını anladığı için mazlum milletlerin bir araya gelmesi endişesinden dolayı harekete geçtiler. Ha bizim gafiller de dediler ki büyük güçlerin izni olmadan iktidara gelmek mümkün değil. Evet. Bir, şu halde iktidara gelmemiz lazım. Nasıl iktidara gelecek? O küresel emperyalizmle işbirliği yapmak suretiyle. Ve küresel emperyalizmle, ırkçı siyonizmle işbirliği yapmak suretiyle iş başına geldiler. Görünüşte milli irade dayanır. Asıl itibariyle bakın hele o günleri de hatırlayacak olursanız Tayyip Bey milletvekili olmadan Beyaz Saray'da krallar gibi ağırlanıyordu. Bakın. Evet. Bunları düşündüğümüzde kanaatimce perde arkasını görmek gayet net olur. Efendim tabii Türkiye'de şu anda yine gündemle ilgili birkaç sorum olacak size tabii, müsaade buyurun. Ederseniz. Malumunuz yeni bir anayasa çalışması var. Çalışmaların büyük ihtimalle mecliste çözülemeyeceği ve halka gidileceği söyleniliyor. Tabii siz bir hukukçusunuz. Nasıl bakıyorsunuz bu anayasaya? Partinizin bakışı nedir? Efendim bakın şunu söyle. Bunlar anayasa yapamaz. Bunlar yapacağı anayasa son tarihte hani bu mimar üzere gidirse Türkiye'nin bölünmesine yol açacak bir metin hazırlarlar. Hatırlayacaksınız. Bir bayram münasebetiyle Anadolu'ya açılmış olan Barış ve Demokrasi Partisi'nin bir kısım milletvekilleri, evet, bir kısım teröristlerle kucaklaşmışlardı. Tamam mı? Tayyip Bey kükredi. Biz gereğini yapacağız. Elbette meclis de gereğini yapacaktır diye. Bizi izleyen arkadaşlarımız bilirler. Ben dedim ki aldırmayın siz buna. Tayyip Bey bu zamana kadar ne söylediyse hep onun aksini yapmıştır. Tamam mı? Son talih yapamaz dedim. Onların dokunulmazlığına dokunamaz Tayyip Bey. Neden diye sordu basın mensupları. Çünkü onlarla bir olup anayasa yapacaktır. Ne diyorsunuz dediler. Ya olacak şey mi? Bekleyin dedim. Bekleyin evet. O noktaya gelecek. O noktaya gelindi. O nokta Türkiye'nin bölünmesine sebep olur. Ama efendim anayasanın yapılmasına BDP ile AK Parti beraber olsalar yine yetmiyor. İşte referandum ancak öyle olur. Referandum. Şimdi efendim şöyle diyelim. Anayasa iki şekilde netice itibariyle kabul görür. Zaman sınırı diyorsun ben ayrıntıya girmiyorum. Bir, doğrudan meclis tarafından kabul edilebilir. Meclis tarafından doğrudan kabul edilebilmesi için tabii son tarihte takdir Cumhurbaşkanı'nın da evet. Doğrudan meclis tarafından kabul edilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üyelerin en az 367'sinin kabul oyu kullanması lazım. Eğer en az 367 milletvekilinin kabul oyuyla meclisten geçer, Cumhurbaşkanı da imzalarsa yayınlanması üzere başbakanlığa gönderir, yayınlanır ve yürürlüğe girer. Eğer 367 sayısına ulaşılamıyorsa o zaman ikinci ihtimal söz konusu olabilir. Nedir o? Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy kullanan milletvekillerinin en az 330'u kabul oyu kullanmış ancak bu sayı 367'ye ulaşamamış ise evet. Bu sefer Cumhurbaşkanı isterse referanduma gönderir. Evet. Böyle bir metnin yürürlüğe girebilmesi için mutlak surette referanduma gönderilmesi ve halk nezdinde referanduma iştirak edenlerin saç çoğunluğuyla kabul görmesi lazım. Efendim aslında tabii gerekli bu. Değil mi bir anayasanın, yeni bir anayasanın yapılması? 82 anayasasını malum şu anda bakın, tartışmada. Şükrü Bey şöyle diyelim hukuk. Değerli izleyicilerim de şey yapalım. Biz bunu çeşitli aşamalarda ifade ettik. Anayasa lazım ama nasıl bir anayasa? Nasıl bir anayasa? İşte halka sorulacak. Biz, nasıl bir anayasa efendim, istemiyorsa şimdi, halk bakın, red cevabı vermez mi efendim? Şimdi halk bir bütün olarak anayasanın mahiyetini bilmez. Biz şunu söylüyorduk her şeyden önce taklit değil, orijinal bir anayasa. Başkalarını örnek alan değil, başka ülkelere örnek olacak bir anayasa. Efendim despotik bir anayasa değil, evet. Demokratik bir anayasa. Ve hepsinden çok daha önemlisi adil bir anayasa. Bunlar bu mahiyette bir anayasa yapamaz. Yani bu anayasa sağlıklı yani, olmaz diyorsunuz. Sağlıklı 82 olmaz. Anayasasını da aynı şekliyle. Sağlıklı anayasası ben mesela olumlu oy kullanmadım.
O baskı döneminde bile evet. olumlu oyu kullanmadım, bile hatoyu kullandım. Efendim yine tekrar Türkiye'nin gündemine dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Malumunuz Türkiye'de terör olayları var. Yıllardır da devam ediyor. Hükümetin terör olaylarını bitirmek adına bir takım adımları var. Nedir o? Bilmiyorum, örnek veriyorum. İşte Kandil vesaire vesaire siz de biliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? İşte yeni görüşmeler, yeni buluşmalar, yeni anlaşma zeminleri. Şükrü Beyciğim, her şeyden önce terörü bitirebilmek için terörü doğuran sebepleri bilmek lazım. Bu bir. Tamam, terör doğdu, besleyen sebepleri bilmek lazım. İki. Üçüncü olarak terörü destekleyen faktörleri bilmek lazım. Dördüncü olarak terörü himaye eden ülkeleri bilmek lazım. Evet. Beşinci olarak da terörü bitirme konusunda gerçekten azimli, kararlı olmak lazım. Bunun için de doğru tedbirlere başvurmak gerekir. Misalen bu hükümet bundan 4 yıl önce de terörü bitirmek için kolları sıvamıştı. Açılım programı evet. ilan etti. Ben o zaman makale yazdım. Saadet Partisi Genel Başkanı değildim ama Saadet Partisi'nin bir elemanı, bir nefer olarak görevime devam ediyordum. Ve şunu söyledim. Açılımın açmazı diye. İnternete girip bulabilirsiniz bunları. Evet. Açılımın açmazı. Adresini de belirttim. Bir gazetenin reklamını yapmış olmayız. Vakit gazetesinde yazdım ben bunları. Açılımın açmazı. Dedim ki bak şu sebeplerden dolayı siz bu terörü önleyemezsiniz. Tatbik ettiğiniz metot yanlış. Gittiğiniz yol yanlış dedim. Özetledim orada. Şimdi terörü önlerim demekle terör önlenmez. Dediğimiz gibi doğuran sebepleri bilmemiz lazım. Ne oldu? Bakın doğuran sebepler nedir? Biz defalarca şunu söyledik. Basın toplantısında onu söyledik. Efendim il başkanları toplantımızda onu söyledik. Böyle televizyon programlarında şunu ifade ettik. Dedik ki terörü besleyen, doğuran ülke Türkiye'dir. Bugün de aynı kanaatteyim. Evet. Yanlış eğitim sistemidir. Ama siz İslam'a tavır koymak suretiyle terörü besliyorsunuz. Terörün anası da babası da sizsiniz dedim. Evet. Sizin eğitim sisteminiz adeta teröre fidelik yapıyor dedik. Ve altını çizerek ifade ettik ki Türk milli eğitimi ancak ve ancak milli piyango o kadar millidir. Milli piyango nedir? Resmi kumar evet. işleten bir kurum. Evet. Özü bu. Şans tabii. Kurumu. Yani resmi kumar kurumu. Hadise bu. Milli piyango, milli eğitimimiz bundan farksızdır. Başına bir şeyi milli getirmekle, milli sıfatını getirmekle o milli olmuyor. Ama bakın dönüp baktığımızda Türk aydını yazık ki hakikattan kaçıyor. Gerçeği söylemekten ürküyor. Dönüp bakalım. 1925 yılında Şeyh Said isyanı oldu. Evet. Şeyh Said isyanı gerçekten bir Kürt isyanı mı? Hiç düşündük mü bunu? Eğer Şeyh Said gerçekten bir Kürt devleti kurmak istiyor idiyse bu adam deli mi? Payitaht, başkent, İstanbul düştüğü zaman, bura işgale uğradığı vakit birileri gibi doğuda Kürtleri ayaklandıramaz mıydı? Ama hayır, şunu net olarak ifade edelim. Türklerle Kürtlerin üç noktada, üç zaman diliminde yolları kesişmiştir. Bu üç noktada da Kürt kardeşlerimiz Türk kardeşlerimize destek vermiştir. Kürtlerin temel özelliğini ben 17 sene Erzurum'da öğretim evet. üyeliği yaptım. Tabii orada bir akademisyen olarak çalıştığım için bu toplumun bir ferdi olarak problemlerini gözetliyordum, gözlüyordum. Nasıl çözülebiliriz? Bu problemlerin ana kaynağı nedir diye kafa yoruyordum orada. Kürtlerin iki temel özelliği vardır. Birisi son derece dindar oluşu, evet. ikincisi de mert oluşlarıdır. Bu iki sebepten dolayı ki belki bir takım başka özellikleri de var. Ama öne çıkan iki temel özellikleri bunlar. Evet. Nedir bu? Mesela ilk Türklerle Kürtlerin yolunu kesiştiği nokta Malazgirt Zaferi. Evet. Alparslan Anadolu'ya açıldığında bir rivayete göre 10 bin, başka bir rivayete göre 20 bin Kürt Müslüman Alparslan'a destek veriyor. Evet. İkinci yolun kesiştiği nokta efendim Şah İsmail ile Yavuz arasındaki savaş esnasında. Yine orada Kürtler
Osmanlı'nın yanını tutuyor. Evet. Üçüncü yolun kesiştiği nokta işte payitahtın düştüğü, İstanbul'un işgal edildiği bir zamanda, yani Osmanlı'nın en zayıf anında, yıkım anında ben ayrı baş çekiyorum dememiştir. Yolun doğrusu burasıdır. Burada görev almamız lazım demiş ve sağlam duruşunu sergilemiştir. Bu durumda bakıyoruz. Türk aydını ciddi bir biçimde gerçeği görmek istiyorsa işe oradan başlaması lazım. 1925 Şeyh Said isyanı ne isyanıdır? Evet. Bu bir. Ondan sonraki gelişmelere bakmak lazım. Sen vatandaşım diyorsun efendim, dilini yasaklıyorsun. Kürtçe yasaklandı mı bu ülkede? Evet, yasaklandı. Kılığını kıyafetini yasaklıyorsun. Evet. Efendim. Sonra yaşayış biçimine müdahale ediyorsun. Oradaki isimleri değiştiriyorsun. Sayın Kamalak, tamam. Çok özür dilerim, araya girmek zorunda kalacağım. Türkiye'de 27 etnik grup, evet, millet var. Onların, o insanların, o milletin hep ayrı ayrı farklı dilleri var. Evet. Siz şunu söylemek istiyorsunuz. İşte Kürtlerin dilini yasakladılar demek istiyorsunuz. Ancak ben de diyorum ki bu 27 ayrı etnik gruptaki insanlar, örnek veriyorum, Laz, Çerkez vesaire vesaire. Bunlar da yarın işte dilini işte yasaklama gibi farklı diller olmaz mı? İşte buna ne söylemek istersiniz efendim? Bakın, bunların hiçbirisi kanunen yasaklanmış değil. Kürtçe hariç. 12 Eylül rejimi Kürtçeyi resmen yasakladı. Kanunla yasakladı. Evet. Biz onu diyoruz. Halbuki ana dil ana sütü kadar caizdir. Ana sütü kadar aktır. Bizim dediğimiz o. Aslında yasaklara bakın, biz de karşıyız. Yasaklanmamalı. Yani yasaklı insanlar... Biz de onu söylüyoruz. Ne bekliyordun diyoruz. Bakın, sonra Milli Görüş oralara bir takım fabrikalara kurmuştur. İş imkanı sağlamıştır. Onlar özelleştirme ismi altında satıldı. Eşe dosta peşkeş çekildi. Evet. Orada çalışan insanlar işsiz kaldı. Allah kimseyi işsizlikle imtihan etmesin. İşsiz insan evine ekmek götüremeyen insandır. Evet. İşsiz insan hanımına mutfak masrafı veremeyen kişidir. İşsiz insan okula giden çocuğuna kalem defter alamayan babadır. Evet. Sen bakıyorsun orada bir takım problemler var. Sen kafanın bozulduğu memuru buradan İstanbul'dan alıyor, gönderiyorsun oraya. Yani problemli kişiyi problemli diyara gönderiyorsun. Sanki orası bir bakıma sürgün yeri Fizan gibi. Bu olmaz. Ha, bu olmaz. Olmadı da zaten bir yerde patlak veriyor. Ha, şunu kadarını söyleyeyim. Belki değerli izleyicilerimiz, ya Sayın Kamalak sen ne diyorsun? Olur mu öyle şey diyecek, kafa tutacaklar. Bu hükümetin başbakan yardımcısı, bakın, başbakan yardımcısı, yılların siyasetçisi, hükümet sözcüsü, Bülent Arıç bile ben olsam ben de dağa çıkardım demedim ya. Ama sonradan da öyle demek istemedim dedi. Hayır, öyle demek istemedim demedi. Ben Bülent Arıç olarak böyle bu kanaatteyim ama Tayyip Bey'in Bakanlar Kurulu'nun bir üyesiyim. Elbette neticede başbakanın dediğine tabi olmak durumundayım. Efendim, araya... Yani ben fikrimden vazgeçtim Sayın demedim. Sayın Kamalak, Sayın Arınç kim adına konuşuyor? Kim adına beyanat veriyor? Şimdi hükümet adına vermiyor mu? Hükümet adına veriyor. Diyebilir mi ki bu benim kendi görüşüm diye? Yani siz şimdi Saadet Partisi Genel Başkanısınız. Efendim? Saadet Partisi Genel Başkanı, Saadet Partili adına konuşuyorsunuz. Sayın Kamalak adına biz sizinle şahsi bir, yani biz dediğiniz, bu inandırıcı mı sizce? Ben onu söylemek dediğiniz istiyorum. Dediğiniz doğru ama Sayın Arınç ne desin? Ya hükümetten çekilecekti ya geri adam atacaktı. Evet. Üçüncü bir yol yoktu. Hükümetten çekilme durumu olmadığı için başbakan ne diyorsa o dedi. Ama buna da açıklık getirdi. Ben Bülent Arıç olarak böyle düşünüyorum dedi. Ama hükümet üyesi olarak başbakan ne diyorsa o dedi. Ama kamuoyu da onu, yani Sayın yani Arınç'ı... Demek istediğimiz şey şu. Terörü önlemek istiyorsak tabana inelim. Evet. Doğuran sebepleri bilelim. Onların üzerine yürüyelim. Şimdi bakın, Türkiye... Sayın Başbakan'ın dediği gibi 54 yıldan beri Avrupa Birliği'ne girmek için kapıda hazır olda uşak gibi bekliyor. Tamam mı? Belki uşak tabiri hafiftir, onurumuza dokunuyor ama Batılı ne diyordu 2-3 sene önce gazeteleri izlediğimizde, takip ettiğinizde göre Türkiye bizim metresimiz diyor adam. Bunu resmen söylediler. Evet. Tamam mı? 54 yıldan beri de Avrupa'nın kapısında bekliyoruz. Tamam mı? Başbakan feryat ediyor.
Biz doğrusu bu noktada başbakan adına üzülüyorum. Çünkü 10 yılda kendisi bekliyor. Efendim tamam. Şimdi yine... Şuraya gelmek istiyorum. Buyurun. Terörü önleme bakımından. Biliyorsunuz bundan bir süre önce, kısa bir süre önce Paris'te, yani Fransa'nın başkentinde 3 kadın öldürüldü. PKK üyesi. Tamam. Evet. Bunlar kırmızı bültenle aranan kadınlar, elemanlar. Fransız polisi de bunları yakalamakla görevli. Ancak Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande bir açıklama yaptı. Nasıl olur dedi. Biz bu bayanlardan biriyle sürekli görüşüyorduk. Bakın sürekli görüşüyorduk diyor. Evet. Şimdi böyle dostlarla mı biz terörü önleyeceğiz? Dostumuz değil ki bizim Fransa. Ama biz oraya girmek istiyoruz hala. Bak hala oraya girmek istiyoruz. Fransız elçiliği bombalandı biliyorsunuz, canlı bomba. Nereden gelmiş? Almanya'dan. Daha önce istenmiş oradan, verilmemiş. Tamam. Biz oraya girmek istiyoruz. Yani böyle saçmalık olur ya, bu kabul edilemez bir durum. Evet. Yani bu yollarla terör önlenmez. Siz Saadet Partisi olarak nasıl önlediniz efendim? Saadet siz olsaydınız olarak, şu anda iktidarda. Bak, biz Saadet, aynı durum, aynı manzarayı bakın, siz yaşasaydınız. Nasıl bir yol bakın, çizerdiniz? Biz şunu söyledik, 1991 seçimlerine gidilirken merhum Erbakan hocamız, merhum Türkeş ve Sayın Demirel'le bir televizyon programında konu tartışıldı. Evet. Erbakan hoca dedi ki bakın siz orada şu yanlışları yapıyorsunuz dedi. O program efendim bunlar yalandır, yanlıştır denmedi. Çare olarak program iptal edildi. 1994 mahalli seçimlerine gidilirken merhum Erbakan, Milli Görüş lideri 25 Şubat 1994 tarihinde Bingöl'de yapmış olduğu konuşmada Batı hayranlarına, yani bugünkü iktidarın abilerine diyelim. Evet. Siyasi anlamda abisi diyorum onu da. Bire gavur aşıkları diyordu. Bire gavur aşık. Bu cümle aynen var orada. Gittiğiniz yol yanlış. Tuttuğunuz yol yanlış. Siz bu şekilde terörü önleyemezsiniz diyordu. Peki hocam nasıl önlenebilir diye gelip danışmaları icap ederken, o konuşmayı tahlil edip ödüllendirmeleri icap ederken uyduruk bir mahkemede, şunu da belirteyim, o zaman suç görülmedi. 28 Şubat sürecinde o konuşma tozlu raftan tekrar indirildi. Erbakan Hoca uyduruk bir mahkemede yargılandı. Evet. Uyduruk bir mahkemede yargılandı. Neticede siyasi yasaklı hale getirildi. Uyduruk bir mahkeme kavramının altını çiziyorum bir hukukçu olarak. Şu denebilir efendim, ırkçı damarlarımız kabarak. Ya sen bu devletin mahkemesi nasıl uyduruk diye diyebilirsin. Uyduruk. Ben demiyorum ya, uyduruk zaten. Uydurağa uyduruk demeyeyim mi? Çünkü bir mahkemenin, bakın bir mahkemenin mahkeme olabilmesi için iki vasfı bünyesinde taşıması lazım. Nedir o? Bir, bağımsız olacak. İki, tarafsız olacak. Üniformalı hakimlerden oluşan bir mahkeme uyduruk değil de nedir? Tarafsız olması da mümkün değil. Tabii değil. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargıladılar. Hocayı mahkum ettiler. Milli Görüş'ün yolunu kestiler. Asıl milletin yolunu kestiler. Evet. Peki terör durdu mu? Geliyoruz biz asıl sorunuza. Terörü durdurabilmek için iki aşamalı bir program uygulamak lazım. Nedir o? İlk aşamada kan durdurulacak. Yani şöyle düşünün. Trafik kazasına uğramış bir hasta hastaneye geliyor. Eğer doktor gerçekten hastayı tedavi edecekse önce kanı durduracak. Nasıl duracak efendim? Bakın işsiz insan saldırır. Daha çıkar. Bakın. Onun gerekli tedbirler alınır. Tamam. Mutlak surette. Emniyet tedbirleri alınır, güvenlik tedbirleri alınır. Türkiye'nin bak 700 bin civarında askeri personeli vardır. Gerekli tedbirler alınır, evet, ve kan durdurulur. Kanı durması tedavinin ilk aşamasıdır. Askeri var deyince ne söylemek istediniz efendim, anlayamadım orayı. Hayır, gerekli tedbirli. Güvenlik, askeri tedbirlerle mi? Hayır, güvenlik tedbirli. Misalen dedim onu. Evet. Misalen gider orada ezer kırar falan değil. Anlaşılmaz, evet, o. Güvenlik tedbirlerini alır. Askerisi var, emniyeti var, sivili var. Ama kanı durdurması lazım. Bu bir. Ondan sonra tedaviye başlar. Ne var orada? Eğitim sistemini düzeltecek. Bu bir. Evet. İktisadi yapıyı düzeltecek. Sonra sosyal yapıyı ayarlayacak orada. Oradaki memurlara bir öncelik verecek. Oraya
Yani şöyle diyelim, bir ailede en ziyade bakıma muhtaç olan kişi en küçük yavrudur, yeni doğmuş bebedir. Evet. O ihtimam oraya gösterilecek. Çünkü yıllardır oraya ihmal edildi. Dediğim gibi ben 17 sene Erzurum'da kaldım. Evet. Doğuyu biliyorum. Erzurum'da kaldığım sürenin önemli bir bölümünde de Çalışma Bakanlığı nezdinde resmi arabulucu idim. İşçi, evet, işveren ihtilaflarını çözmekle görevliydim. O münasebetle bölgeyi dolaştım. Karadeniz'in doğusunu ve Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu'yu dolaştım. Oranın özelliklerini biliyorum. Orada bak, asgari ücretle çalışan kişiler eleman çalıştırıyor. Çünkü onlar için orada büyük maaşlı o. Evet. Şunu düşünebiliyor musun Şükrü Bey? Mesela gazetelere intikal ediyordu. Kızını 60 yaşındaki ağaya sattı. Evet, maalesef. Bu. Şimdi hangi anne, hangi baba evladını satmak ister? Bunu düşünmemiz yokluktan lazım. Yokluktan mı efendim? Bu cehaletten mi? Nasıl? Cehaletten mi, yokluktan efendim, mı? Efendim, ikisi bir araya geliyor. Sadece bir faktöre sosyal olayları sadece basit bir olaya tek sebebe bağlamak mümkün değil. Bir takım şeyler var. Evet. Yani orada kanayan bir yara var. Tamam mı? Orada için kanayan bir yara var. Hiçbir anne, hiçbir baba evladını satmak istemez. Evet, doğru. Ama şartlar oraya zorluyor. İşte o zor ortadan kaldırmamız lazım. İkincisi, birincisi yarayan kanayı. Kandıracak, ikinci tedavi aşaması. Eğitimle olacak. Bakın, bizim kitabımıza göre, ki biraz önce belirttim, Kürtlerin temel özelliklerinden biri dedik, dindar oluşlarıdır. Evet. Dindar oluşlar da kitaptan kaynaklanır, Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Masum bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibi günaha girer. Bakın, tüm insanlığı öldürmüş gibi günaha girer. Evet. Allah aşkına, siz eğitiminizin hiçbir aşamasında bu ayet-i kerimeyle muhatap oldunuz mu? Ya. Efendim. Ya, onlar da öyle. Mesela geçenlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız Baydemir diyor ki, Türk'ün Kürt'e kurşun sıkması haramdır diyor. Ama yeni söylemeye başladı Sayın Kamalak bunu. Bir zamanlar söylenmiyordu. Efendim, şimdi bakın, devletin olmadığı yerde vatandaş da özgür olmaz. Evet. Tamam mı? Devlet sopa ile değil, adaletle hükmünü icra ederse insanlar konuşur. Hakkın, adaletin, devletin yanında yer alır. Evet. Zaten bu milletin de yıllardır Kürt, Türk bu ülkede, inanın siz de ifade ettiniz, hiçbir sorun olmamıştır. Nasıl? Artık et kemikten de ileri girmişiz. Tabii. Şunu ifade etmek istiyorum. İnşallah tabii ülkemiz, tabii dış mihrakların oyunudur bu. Bana sorarsanız, tabii size de sormak istiyorum aynı zamanda. Bu sorun bitse yarın başka bir sorun bu ülkenin başına gelir. 12 Eylül'e kadar kan gövdeyi götürürken 13 Eylül'de her şey süt liman olmuşsa bu ülkede, yine dış mihraklar, öyle değil mi efendim? Yine. Efendim, şimdi bakın, söz bu noktadayken bağışlayın. Estağfurullah. Orta çağda sanayi yoktu. Hizmet sektörü zaten yoktu. Toplumların geçimi genelde tarıma dayalı idi. Tabii toprak ağalarının, batıda senyörlerin fazla kazanabilmeleri için ucuz emeğe ihtiyaç vardı. Evet. En ucuz emek de kölelerin emeğiydi. İşte Amerika'yı falan, sözüm ona, keşfettiler, işgal ettiler aslında, yağmaladılar. Oradaki insanların bir kısmını kılıçtan geçirdiler. Sağ yakaladıkları erkekleri köle olarak, kadınları da beyaz kadın ticaretinde kullandılar. Ha, en ucuz emek köle emeğiydi. Evet. Büyük arazileri ucuz emekle işleyebilmek için köle çalıştırıyorlardı. Köleleri de gruplara ayırıyorlardı. Çünkü yüzlerce köle bir arada olursa baş kaldırdığında senyör tehlikeye girebilirdi. Efendim, risk üstlenmiş olabilirdi. Bunu önleyebilmek için köleleri küçük küçük gruplara ayırırlardı. 10-15 kişilik gruplar nihayet. Bunların başına da yine kölelerden bir şef tayin ederlerdi. Köle şefler. Evet. Zamanımızda o senyörlerin yerini küresel emperyalizm aldı. Mahiyet değişmedi ama küresel emperyalizm aldı. O köle şeflerin yerini de
bir takım devlet adamları aldı. Bakmayın başbakan isimler başbakan dediklerine, cumhurbaşkanı dediklerine, evet, emir, şeyh dediklerine, kral dediklerine bakmayın. Ha, statü isim değiştirdi, nitelik, evet, değiştirdi. Ha, bakıyor şimdi işte orada nasıl ki grupları güçsüz düşürmek için, böyle parçalamak için küçük küçük kümelere ayırıyorlar ise, şu an küresel emperyalizm büyük devletleri, güçlenmekte olanları bölme gayreti içerisine giriyorlar. Şu an 75 milyonluk bir Türkiye. Evet. Eğer işten bölünmeyecek olsa yarın belki dünyaya yön verecek süper bir güç olabilir. Şu halde bölmek lazım. Bunu yapabilmek için de küresel emperyalizm mezhepsel farklılıkları ve etnik yapıyı öne çıkarma gayreti içerisindedir. Evet. Dün din faktörünü kullanıyorlardı. Mesela Yahudileri yahut Hristiyanları Osmanlı'dan ayırabilmek için azınlık statüsü onları kullanıyorlardı. Şimdi mezhepsel farklılıkları yahut etnik yapıyı öne çıkarıyorlar. Mesela şu an dikkat ederseniz Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirebilmek için onlar Şii diyorlar. Evet. Şii. Şii de gavur mu yahu? Ya. Yani Şii'ye, evet, sen Şii diyor. Alevi dese Türkiye'deki Aleviler de biraz alınır. Olacak. Tabii Şii diyor. Kastı mahsusa ile Türkiye ile savaştıracak orayı. Şii onlar diyor. Müslüman değil mi? Oraya dokunmuyor. Beriye geliyor içeride. Sen Kürtsün diyor. Sen Laz, sen Çerkez vesaire. Bakıyoruz. Niye böyle diyor bunu? Çünkü güçlü bir Türkiye elbette, evet, hele hele dinamik nüfusuyla günün birinde fazla uzak olmayan bir zamanda batıya meydan okuyabilir. Ve hele hele İslam alemine öncülük yapacak olursa dünyanın gidişi değişir. Güç kuvvet merkezi Türkiye olabilir. Evet. Şu halde Türkiye'yi zayıflatmak lazım. Bunun için ne yapmak icap ediyorsa onu yapmak peşindeler. Önümüzdeki günlerde de işte yapmak istedikleri Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek, savaştırmaktır. Evet. Biz Saadet Partisi olarak bu oyunu bozmamız lazımdır, evet, diyoruz. Sayın Kamalak, yine Türkiye'nin gündeminde sık sık tartışılıyor. Bir başkanlık sistemi mi, yarı başkanlık sistemi mi? 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yine Haziran'da bir anayasayla ilgili güven oylaması, Mart'ta, 2014'ün Mart'ında yerel seçimler. Yani burada gözüküyor ki 6-7 ayda 3 seçim birden. Doğrudur. Efendim, başkanlık sistemine partinizin bakış açısı nedir? Bakın şöyle diyelim. Velev ki başkanlık sistemine geçildi. Türkiye bunu kaldırır mı? Bakın size şunu söyleyeyim. Bu anayasa tartışmaları gündeme geldiği zaman ilk toplantı Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezimizin, yani kısaca ESAM dediğimiz bir kuruluşumuzun organize ettiği toplantı olarak gerçekleştirildi. Oraya şu an meclis başkanımız olan Cemil Çiçek Bey katıldı. Çeşitli, evet, partilerden katılanlar olmuştu. Şunu söyledik. Anayasaya çok şey yüklüyorsunuz dedik. Yani dedik ki anayasayla hangi problemi çözeceksiniz? Şu an siz terörle mücadele ettiğinizde anayasa mı engel oldu dedim ben. Siz işsizlikle mücadele ettiniz de anayasa mı engelledi dedim. Evet. Siz ticaret açığını kapattınız da anayasa mı mani oldu dedim. Siz dış borçları kapattınız, ödediniz de anayasa mı dur dedi. Tamam mı? Bunu söyledik. Şimdi efendim sen bu problemler çözdün de parlamenter sistem mi mani oldu? Aynı mantıkla. Ha, deniyor ki efendim parlamenter sistem bu ülkenin yükünü kaldırmıyor deniyor. Hayır. Hayır. Burada iyi niyetli olmak lazım. İnsanımıza saygı duymamız lazım. Karşımızdakinin de hakkının en az bizim hakkımız kadar kutsal olduğunu, mukaddes olduğunu, mübarek olduğunu bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım, kabul etmemiz lazım ve ona da hakkını teslim etmemiz lazım. Başkanlık sistemi deniyor. Bakın, Türkiye 90 küsür yıl olmuş. İşte parlamenter sistemle, evet, yönetiliyor. Bunun kuralları bellidir. Ha, başkanlık sisteminin de kuralları bellidir. Hangi, nasıl bir başkanlık sistemi? Tam başkanlık sistemi? Sistemi mi? Bir yarı başkanlık, yarı başkanlık deniliyor, sistemi. Bir tam başkanlık ama deniliyor. Ama şimdi efendim, AK Parti'nin önermiş olduğu başkanlık sistemi ne tam başkanlık sistemine uyuyor ne
yarı başkanlık sistemine şimdi efendim AK Parti kanadı şunu söylüyor. Türkiye'nin üniter yapısını bozmadan başkanlık sistemi diyor. O zaman sizin bakın, söylediğinize bakın, geleceğim efendim. Üniter yapıyı bozmadan işte zaten sistem o zaman düzgün bir sistem. Başkanlık sistemine geçmeye ne gerek var? Ben onu söylemek istiyorum efendim. Dediğiniz doğru. Her şeyden önce bakın o sistemlerin farklarını ben belirteyim. Başkanlık sistemi tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanır. Özellikleri neler? Üç noktada toplayayım ben. Bir, hem başkanı hem parlamento üyelerini doğrudan halk seçer. Evet. Bu bir. İki, başkan parlamentoyu azledemez, yani dağıtamaz. Parlamento da başkanı görevden alamaz. Bu iki. Başkan kanunların uygulanması için kararname falan çıkarır ama kanun hükmünde kararname çıkaramaz. Bu da üç. Ayrıca Fransa 50 devletçikten oluşmakta, eyalet sistemi. Bunlar da başkanın yetkilerini kısıtlar. Yarı başkanlık sistemine bakıyoruz. Yarı başkanlık sisteminde hem başkan hem parlamento üyeleri doğrudan halk tarafından seçiliyor. Evet. Bu bir. Ama parlamentoya karşı sorumlu olan bir başbakan vardır. Başkandan ayrı olarak. Devam ediyoruz. Burada da başkan kanun hükmünde kararname çıkaramaz. Tamam mı? Dolayısıyla başkan meclisi feshedemez, meclis başkanı azledemez. AK Parti'nin önermiş olduğu başkanlık sistemine bakıyoruz. Ona da uymuyor, buna da uymuyor. Ne oluyor? Evet, başkanı da milletvekillerini de doğrudan halk seçecektir. Kabul. Sayın Kamalak, şu anda başkanlık sistemini AK Parti gündeme getirmedi ki 1999 yıllarında başkanlık sistemi konuşuluyordu bu ülkede. Efendim konuşuluyor olması ama hangi başkanlık sistemi diye ben onu soruyorum şimdi. Hangi başkanlık? Üniter yapıyı bozmadan başkanlık efendim, şimdi sistemi diyorlar. Bakın bunların getireceği bu nasıl bir sistem? Bakın bunların getireceği başkanlık sisteminin tek şartı var üniter yapıyı bozmaktır. Başka evet. Türlü zaten referanduma gidecek bir anayasayı hazırlamaları da mümkün değil. Ha, bunu ifade edeyim. Bunların başkanlık sisteminin temel özelliği. Bir, başkanı da parlamento üyelerinde halk seçecektir. Bu bir. İki, parlamento başkanı görevden alamayacaktır. Ama başkan parlamentoyu feshedecektir. Bu yarı başkanlık sisteminde de yok. Başkanlık sisteminde de yok. Bu hiçbir sisteme girmedi. Devam ediyoruz. Ha olur ya. Başkanın belki meclisi feshetmiş olması sıkıntı doğurabilir. Bu sefer de askıya alıyor, bypass ediyor onu. Kendisi kanun hükmünde kararname çıkıyor. Dünyada var mı efendim böyle bir model? Böyle bir sistemi yok. Bu hilkat vermesi olur. Böyle bir model var mı? Böyle bir model yok. Biz onu diyoruz. Olmayan bu başkanlık model sistemi değil. Biz şunu söylüyoruz. Ya bu ülke bizim. Ortalığı karıştırmanın bir manası yok. Sen iş yapacaksan gel şu birliği, bütünlüğü sağlayıcı adımlar at. Ve evet. Eğer güçlü bir devlet olmak istiyorsan bak destek izler kurulmuştur. Onun inşaatını tamamla. Dediğimiz evet, bizim bu. Anladım. Efendim yine tabii terör örgütlerinin finans kaynağının engellenmesiyle ilgili meclisten bir yasa geçti. Sizin genel başkan yardımcınız da bu yasaya karşı olduğunu ifade etti. Neden karşı partiniz bu yasaya? Efendim. İlyas Sokuş Bey. Doğru söylüyor tabii. Kim terörist? İsrail kime terörist diyorsa o terörist. Bakın. Batı kime terörist diyorsa o terörist. Tamam mı? Dolayısıyla bütün Müslümanlar teröristtir Batı nezdinde. Bizim anladığımız manada Batı teröristi terörist demiyor. Eğer öyle demiş olsaydı sözüm ona Fransa'nın başkenti Paris'te kırmızı bültenle aranan bir kişiyi Fransa evet. gibi bir devletin devlet başkanı huzuruna kabul eder konuşur muydu? Hangi konuları görüştüğünü bilmiyoruz. Herhalde Türkiye'yi bölmek için. Bir de şu söyleniyor efendim. Şu andaki mevcut terör örgütünün 50 milyar dolar sermayeli bir terör örgütü olduğu, bunun da dış ülkelerde, dış kaynaklarda, işte dış ülkelerde paralarının yattığı, nakit paralarının, de dış güçlerin de diyelim işte sizin Fransa, Almanya vesaire vesaire ülkelerin bu paraların üstüne konmak için bunun gündeme geldiği, Türkiye'de de böyle bir yasanın çıkması gerektiği ve işte zorlandığı da ifade ediliyor. Ancak terör örgütünün kaynağını keserseniz terör örgütü terör örgütü olmaz. Terör örgütünün kaynağını kesmezseniz terör örgütü alıp başını gider. Şimdi Şükrü Bey'ciğim, dediğiniz doğru da bakın bizim kastettiğimiz
Türkiye bazında terör örgütü PKK. PKK'yı besleyen başbakanın ifadesiyle evet. Almanya'da yardım çadırları kurup milyonlarca avro toplayıp bu örgüte destek veren Avrupa değil mi? Onlar nezdinde bakın Türkiye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyen ve hatta herhangi bir İslam ülkesini böyle parçalamak isteyen, karıştırmak isteyen kişi yahut gruplar, örgütler terör örgütü değildir. O onların yardımcılarıdır. Onların gerisinde zaten onlar vardır. Batı vardır, İsrail vardır. Evet. Onların terörist dediği, kendi ülkesini savunan, Batı'ya dur diyen Müslüman gruplardır. Başbakan da aynısını söylüyor efendim. Hatta geçen de bir söyleminde ne bu muhabbet diye söyledi. Basında da çıktı. Sayın Başbakan da bunu söylüyor. İyi de Başbakan'ın yazık ki söylemi ile eylemi birbirinden çok farklıdır. Evet. Yani onu söylüyor. Bakın peki Batı'da yasaklatabilecek mi şeyi? PKK'yı? Ya. Mesela bugünkü gazetelerde vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden terörist diye aranan bilmem kaç yüz kişi istenmiş. Amerika hayır demiş, vermemiş. Türkiye'yi iade etmiyor. Evet. Kısacası önemine binen tekrar ediyorum. Bu kanunu anladığı manada terörist, İsrail kimi terörist ilan ediyorsa odur. Hamas'tır misalen. Filistin örgütüdür. Evet. Efendim Batı kendisine karşı kimi engel görüyorsa odur. Mesela şu an Fransa Mali'yi işgal etmiş durumda. Orada Müslüman bir grup direniyor. Odur. Evet. Terörist. Evet. Kısacası Haçlı zihniyetine karşı çıkan her kimse terörist odur. Evet. Bunların mantığı. Bu bizim açımızdan Saadet Partisi yönünden kabul edilmesi gelelim mümkün biraz olmayan bir tarih. Da müsaade ederseniz tabii. Ekonomiye 2013 bütçesinde ödenecek olan borç faizi miktarı hakkında ne söylemek istersiniz? Efendim şimdi şunu ifade edelim. Sayın Başbakanımız olsun, devlet bakanlarımız olsun, hükümet sözcülerimiz olsun göğüslerini gere gere biz iktidara geldiğimizde IMF'ye 23 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi bu neredeyse sıfırlandı. Mayıs ayı itibariyle borcumuz sıfırlanacak diyor. Doğrusu üzüntüyle karşılıyorum. Şimdi muhatabımız bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı olmasa, Türkiye'yi yöneten bakanlar kurulu üyeleri olmasa, hükümet sözcüleri olmasa yalan söylüyorsun derim. Bakın. Ve derim ki ben utanmaz adam. Türkiye'nin borcu yoksa bütçeye 53 milyarlık faiz ödemesi için fon ayırmış. Bu neyin nesi? Bak. 2013 yılı bütçesi 404 milyar olarak bağlanmış durumda. Evet. Genel durum bu. Gelirlerine bakıyoruz. 370 milyar. Açık 34 milyar açık baştan. Bunu borçlanarak kapatacak. Mevcut borca bakıyoruz. 630 milyar. Mevcut borç, iç borç, dış borç. Bakıyoruz kalemlerine bakıyoruz. 2013 yılı bütçesine 53 milyar lira faiz için ödenek ayrılmış durumda. Evet. Bunu kime ödeyeceksin o zaman? Borç yoksa niye millete yalan söylüyorsun? Kandırmakla nereye varacaksın? Bu 53 milyar faizi kime ödeyeceksin? Borç yoksa faiz olur mu? Nereye ödeyeceksin bunu? Öbür tarafa bakıyoruz. Önerik şey yapıyorlar. Bütçe açığı 34 milyar. Yatırım için öngörülen 33 milyar. Ama bu yatırımın karşılığı yok. Amortismanı bile karşılamaz. Velhasıl Türkiye iktisadi bakımdan bir darboğaza doğru sürüklenmekte. Hayvancılık bütünüyle öldürülmüş vaziyette. Tarım çökertilmiş durumda. Bakıyoruz. Gelinen noktada bak, bu ülke kurbanlık hayvan bulamadığı için dışarıdan ithale başlamıştır. Angus'lar getirdik. Baktılar ki ya tamam hayvanı getirdik dışarıdan da ya bunu beslemek için, karnını doyurmak için ota samana ihtiyaç var. O da yok. Evet. Gittik bu sefer dövizle yine Avrupa'dan saman aldınız. Saman ve ot getiriyoruz.
Türkiye tarihinde bir ilktir bu. Efendim çok teşekkür ederiz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bize ayrılan zaman doldu. Aslında sizinle konuşulacak çok şey var da zaman malumunuz. Hocam, ben önce zat halinize teşekkür ediyorum. Sonra 2000 TV'ye teşekkür ediyorum. Onların değerli izleyicilerine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'miz için iyi akşamlar diliyorum. Neticede milli görüş bu ülkenin pusulasıdır, rehberidir, İslam aleminin de önderidir. Evet. Sahipsiz ülkenin batması haktır. Sen sahip olursan bu ülke batmayacaktır. Akif'imiz böyle diyor, İstiklal Marşı şairimiz. Milli Görüş Teşkilatı, Milli Görüş Teşkilatı'nın tek temsilcisi olan Saadet Partisi var gücüyle bu ülkenin geleceği, selamet için, İslam Birliği için araziye inmiş durumda. Tüm gücüyle çalışmaktadır. Milletimiz ümitsizliğe kapılmasın. Yarın elbette bizimdir inşallah. Teala. Çok, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim biz de. Sevgili izleyicilerimiz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, geldik bir programımızın daha sonuna. Bu akşam sizlerin de izlediği gibi Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa, Profesör Doktor Sayın Mustafa Kamalak Bey'i konuk ettik efendim. İnanıyorum bir şeyler almıştırsınız. Gelecek hafta başka bir konuk ve konuyla sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar.